Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle İran'la başlayalım. İran donanmasına ait en büyük ikmal tankerini görmektesiniz. An itibariyle battığı belirtiliyor. Burada tanker 37 yıl boyunca İran donanmasına hizmet etti. Yangını gösteren kırmızı noktayı haritadan görebilirsiniz. Bu limanda çok sayıda donanma ve devrim muhafızları varlığı bulunmakta. Tankerler Kızıldeniz'in güney kısmındaki Saviz gemisine giderken bu olayın olduğu belirtiliyor. Buhar makinesi dairesinden kaynaklandığı belirtilirken İran'ın yangın söndürme gemisinin olmamasından bahsedilmiş. Böyle bir iddia var. Tam olarak Umman Körfezi'nde battığını görmekteyiz. İran ordusundan yapılan açıklamada gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı belirtilmiş. İran'da geçtiğimiz yıl yine bir donanma gemisi askeri tatbikat sırasında füzeyle yanlışlıkla vurularak batırılmıştı. Yine 2018 yılında da İran donanmasına ait gemi Hazar denizinde batmıştı. Bilindiği gibi sık sık İran gemileriyle ilgili haberler ortaya çıkmaya başladı. Geminin 40 yıldır İran deniz kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor. Gelelim Afganistan'daki önemli gelişmelere. Afganistan'ın Londra Büyükelçisi Zalmay Resul bugün kraliçeye güven mektubunu online olarak sundu. Ardından çok önemli bir haber servis edildi. Afganistan'da Gur vilayetinde Hayetullah Adil ismindeki emniyet komutanının askerleriyle birlikte malum gruba katıldığı belirtilmiş. Bu tarz haberler sık sık olduğu için artık şaşırtıcı değil. Yine Celalabad'da Peçiragam ilçesinde polis karakoluyla ilgili bir haber paylaşılmış. Burada yine karakolun malum gruba teslim edildiği belirtilmiş. Dediğimiz gibi Afganistan'da işler iyiye doğru gitmiyor. Yine Hafter basının ağladığını görmekteyiz. Trablus'ta Yarmuk üssümüze Türk bayrağının çekildiğini belirtmişler. Fakat tabi onlar üssü hangi ifadeyle kullanmış bunu da görmekteyiz. Yine Libya'da Hafter tarafındaki sözde Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih ile ülkemizin Libya'daki bir numaralı destekçilerinden Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El -Mişri arasında görüşmenin yarın yapılacağını ve egemen pozisyonları tartışmak için bu toplantının gerçekleşeceği belirtiliyor. Bazı gruplardan bu toplantıya tepki de gelmiş. Diğer haberimize bakalım. Otokar tarafından yapılan duyuruda güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sisteme entegre edildiği Akrep 2'nin otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak altyapı sunduğu ifade ediliyor. ABD'li senatörden bizi şaşırtmayan bir paylaşım geldi. Roger Wicker tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin gönderebileceği en iyi niyet işareti S-400 Rus füzelerini paketleyip Putin'in deposuna geri göndermektir. Bu silah sistemlerini barındırmak Türkiye'nin NATO yükümlülükleriyle tamamen bağdaşmıyor şeklinde saçma sapan açıklamalarda bulundu. Diğer haberlerimize bakalım. 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı şeklinde Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rozo Export'un genel direktörü Alexander Miyeyev 5 ülkenin 5. nesil Su-57 avcı uçağı satın almaya hazırlandığını belirtti. Burada uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyo elektronik ekipman kompleksi, düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçağını satın alması beklenen 5 ülkenin de Asya'dan olduğu belirtiliyor. Güneydoğu Asya ülkelerinden bahsedilmiş. Diğer haberimiz Sputnik Ermenistan'a göre son günlerde sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgeye askeri araç sevkiyatı sürüyor. Burada Ermenilerin sınıra asker yolladığı belirtilmiş. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusu. Kursunda, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Tek oturum olarak gerçekleşen toplantı video telekonferans yöntemiyle yapıldı. Orta Doğu'da modern bir Rus istihbarat sistemi şeklinde Rus basını RT'nin Arap versiyonunda bir haber servis edilmiş... Kaynak olarak ise Rus haber ajansı TASS verilmiş, Rus şirketi Krostad'ın ilk kez Orta Doğu'ya eşi benzeri görülmemiş Rus istihbarat sistemi sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor. Burada bunu alması beklenen bazı ülkelerde görmektesiniz. Orion insansız hava aracına entegre edildiği de belirtiliyor. ABD tarafından yapılan paylaşımda B-52 nükleer başlıklı uçaklarla uçuş gerçekleştirildiği belirtilmiş. Dün stratejik uçağımız her ikisinde de müttefiklerimizin yanında uçtu. Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar NATO dayanışması ortak bağlılığımızı göstermek için güç gösterisi şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bir diğer haberimiz beklenen görüşme gerçekleşti. Togo Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togollar Bakanı Robert Dassey'in Dışişleri Bakanlığı'na gelişini görmektesiniz. Robert Dassi Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleşti. Burada baş başa ve heyetler arasında görüşme yapıldığı ifade edilmiş. Yine daha sonrasında basın toplantısı gerçekleşti. Büyük ihtimalle kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer haberimiz kardeş Pakistan'dan Pakistan İran sınırına 3 yeni ticaret pazarı kuracağını açıkladı. Girişim ikili ticareti geliştirmeye amaçlıyor. Sınır bölgelerinde yaşayan insanlara ekonomik fırsatlar ve geçim sağlayacak şeklinde beluşların olduğu bölgeye yönelik bir açıklama yapılmış. Bilindiği gibi dün Özbekistan İçişleri Bakanı ülkemize gelerek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirdi. Özbekistan'ın turizm ajansı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Özbekistan'la ilgili söylediği sözler paylaşılmış. Bu videoyla sizlere veda ediyoruz. Özbekistan seyahatim sırasında Semerkant'taki İmam Buhari, İmam Maturidi'nin türbeleriyle beraber Gür Emir'in kabrini de ziyaret ettim. Ulu Bey, Şirdar ve Tillekari medreseleri gibi ortak medeniyetimizin şaheserlerinin bir kısmını da böylece yerinde görme imkanı buldum. İnanın Buhara'yı Semerkant'ı ziyaret edip de bu şehirlere bu şehirlerin her bir köşesine adeta nakşedilmiş eserlere hayran kalmamak, meftun olmamak elinizde değil. Aynı şekilde Buhara'yı Bursa'dan Semerkant'ı İstanbul'dan ve Konya'dan ayırmak da mümkün değil. Ben şimdiden rektörümüze özellikle rica ediyorum. Diyorum ki gelin şöyle uygun bir zamanda öğrencilerimizden bellileri grup halinde buralara gönderelim. Gitsinler buraları gezsinler, görsünler. Okuyan mı gören mi? Biz diyoruz ki hem okuyan hem gören. Çünkü yerinde tespit çok çok önemli. Onun için de yeri gelir seyyah olmanın da çok büyük faydası var. Hele ilmimizi zenginleştirmek.